Peki hocam, aslında size soracağım o kadar çok soru vardı ki siz soruların cevaplarını konuşurken İşte hepsini benim verdiniz. Sorunum bu. Hasta yakınlarım da öyle Harikasınız. Diyorlar. Harikasınız. Hepsini verdiniz. Son sorumu soracağım Tabii ki size. de. Ya da iki soru daha sorayım Tabii ki de. size. Tabii ki Organ de. Gelişim için hangi haftalar kritik? Tabii ki. Şimdi bebeklerimizin izleminde prematürite için ne demiştik? 38 hafta ve altındaki bebeklerimiz biz prematür zaten kabul ediyoruz. 38 hafta çok iyi bir hafta değil mi? Ama o bile... Kimine göre erken bile geliyor hocam. Tabii ki. O bile akciğerdeki basit kabul, bizim biraz basit kabul ettiğimiz yeni doğanın geçici taşiplesi denen ıslak akciğer yapabiliyor. İlk 4 ya da 6 saatte ortaya çıkabiliyor. Bakın 38'den geriye gideyim. Bu o bir sorun. Ya da anne karnında annenin geçirmiş olduğu yakın zaman veya eş zamanlı bir idrar yolu enfeksiyonu yüzünden bebek doğum kanalı veya öncesinde veya sonrası hiç fark etmiyor. Annesinden enfeksiyonu alıyor. Erken sepsis dediğimiz tabloya girebiliyor. Ama güçlü neden güçlü? Akciğerini olgunlaştırabilmiş artık aslında. Kalbi de olgunlaştırabilmiş. Onda bile olabiliyor sıkıntılar. Ama yine bizden destek bekliyor. Risk haftalarına baktığınızda yaşam sınırı 22-23 kabul ediyoruz. Çünkü bunu yapabilen üniteler yeryüzünde var ama henüz çok yayılmadı. 22 haftalık bir bebeğin yaşamla bağdaşamadığını biliyoruz. Mort fötal ya da abortus dediğimiz doğduğunda ölü doğum oluyor. Zaten bir sebepten erken doğumda. 23 yaşam sınırı diyelim. 23-24'e müdahale ediyoruz. Yaşam ya şu kadar bir şeyden bahsediyorum. Yani o çok değişik anılar, çok değişik deneyimler yaşıyorsun. Bebek onun bile kaşı gözü burnu her şeyi var ama şeffaf ve içinerse organları görüyorsun. Görüyorum. Çok acayip duygular bunlar ve bebek müdahale edeceğiniz haftalar 23-24'te başlıyor. 23'te bazen müdahale yanıtı bile olamaz çünkü yaşam sınırı çok riskli bir sınır. Yani orada hafta. Yaşam sınırınız tehlike sınırında. Hı. Doğsa ve resüsitasyona yanıt verse bile maraton koşacak ya. Önce bir engelli koşuyor, sonra maraton koşuyor ama Etiyopyalıları hatırlayalım. Geriden gelen şampiyon olabiliyor. O yüzden ben primatürlerime hep diyorum survivor onlar. Brave heart onlar. Yani çok güçlü bir yürekleri var. Küçücük halinde bir sürü ameliyat geçiren bebeğim oldu. Sayın Emin Hocam, Emin Tredi, Tuğçin Bora Polat çok değerli arkadaşlarım. Onlarla biz hipoplastik sol kalp yapmıştık bir hastanede, özel bir hastanede ve yaşamla bağdaşmayan vakalardı. Benim de payım varsa ne mutlu bana, yaşayan hastalarımız oldu. Üçer dörder ameliyatla. Çok kaliteli hocalar. Birlikte çalıştığım için gurur duyuyorum. Hayatımın en action, en adrenalin dolu zamanıydı. Harika. Ama adrenalin bende bitmiyor işte. Bu enerjiyle başka neler yapacağım? Çekiyorsunuz hocam. Herhalde çekiyorum evet. Peki yaşıtlarıyla aynı şekilde büyüyebiliyorlar mı? Şöyle, catch akabinde, up. Evet. Anne adaylarına hemen söyleyeceğim. Bir örnek üzerinden gideceğim. Tabii ki yaşıt, evet. Sizi sürekli böldüm. Benim bu kötü bir özelliğim var. Böyle bir heyecanlandığım zaman moderatörler çok çekiyorlar. Evimizde gibiyiz hocam. Hiç sıkıntı yok. Öyle hissediyorum. Nazım, çok teşekkürler. Şöyle bir hikaye o. Tabii ki geriden geliyor. İşte bu maratondan gidelim. Mesela koşuda en geridesin. Değil mi? Başlıyorsun ama nefesin yetmiyor, gücün yetmiyor. Hepsi koştu gidiyorlar. Sen bakıyorsun nasıl kazanacağım? Ama öyle güçlü ki hedefe odaklanıyor ve yolu seviyor. Geriden geliyor, izliyoruz ya, ben çok zevk alıyorum spor müsabakaları veya işte böyle şeyleri izlerken mutlu oluyorum. Geliyor, yaşıtlarını bir yerde yakalıyor ve üstüne geçiyor. 2 yaşa kadar diyelim biz buna. Catch up, düzeltilmiş yaş hesabı doktorların söylemiştir sana doğumdan sonra. Düzeltilmiş yaşı budur diye. Hani doğsaydı şu yaştayız gibi düşünelim onu. 2 yaşta tam olarak eğer sorunlarını aşabildiyse, yani bu solunumsal olabiliyor, kardiyak, kalple ilgili olabiliyor, bağırsak sorunu, ameliyat, bilmem ne, bağışıklık, enfeksiyon. Bir hastam, yine onlar da çok değerliler. Spor kompleksinde hatta çalışıyor birisi, eşiyle özel. Hala oradalar mı bilmiyorum ama onların bebişi. Çok zor bir challenge yaşadı. 23 hafta, yanlış hatırlamıyorsam, düşük bir haftadaydık, çok eski bir olay. Bir yıl kadar yeni doğan yoğun bakımda mücadele verdi. Bir yıl. Anne, baba çok sağlam da dayanıyorlar birlikte. Sonra bebeği biz taburcu ettiğimizde şöyle gönderebildik. Akciğer kapasitesini şöyle düşünün. %100 iken %40'larla mücadele veriyor, kazanıyor. Bir tanesi de Bulem'dir. Onu da söylemek istedim. O da bir yıl kadar kaldı. Çıkıyor. Oksijen maskesiyle. Ve 2 yaşında bana fotoğraf atıyor mesela. Koşuyor.
Öyle ay, düşünün tabii. Catch up var ama o çocuğun daha fazla efor sarf etmesi, daha fazla mücadele etmesi, daha çok desteğe ihtiyacı var. O yüzden prematüre ailelerini çok iyi anlıyorum ve çok mücadeleci buluyorum. Asla pes etmeyin. Yani ama dediğim gibi güven bağınıza, iletişiminize ve connection'ınıza lütfen dikkat edin. Soru sormadığınızda hekiminiz anladığınızı düşünebilir. Hekim konuşmadığında hasta yakını anlamış gibi görünebilir. Connection, doğru bağ, doğru iletişim, empati. Hikayemiz bu. Saygı üzerinden gitmek lazım. Ben de gençtim, ben de hatalar yaptım. Ben de neden olmuyor dedim. Neden bu sorunlar, neden anlaşılamıyorum? Bunu yaşadım. Anlattığım halde anlaşılamadığım oldu. Çok ön yargılarla karşılaştık. Son dönemlerde çok oldu. Çünkü dedim ya, bilgiye erişim çok fazla ama yanlış bilgilendirme de çok fazla. Ve senden emin olup dışarıda başka şeyler yapıyor. Senden emin olduğunu söyleyip başka kişilere inanıyor ve kaybediyor. Erken çıkaracağım. Ben çocuğumu alacağım. Ne oluyor biliyor musunuz? Bir de böyle durumlar. Nasıl geri geliyor? O bebek büyük bir... Ay çok korkunç geliyor. Ya da erken taburcu oluyor. Bunu sorgulayamam. Başka sağlık kuruluşları veya hekimlerle ilgili konuşmak istemem. Kavga çünkü, ettiğiniz ebeveyn oldu mu? Tabii ki oldu. Çok ciddi kavgalar da oldu. Çünkü şu sorun var. En basit örnek. Yine bir örnek. Bebek pulmoner kanama geçiriyor. Akciğer kanaması. Ben müdahaledeyim. Ve baba kapıyı zorluyor. Ne yapıyorsunuz bebeğime? Açın kapıyı. Ne yaptınız hocam? Önce bebeği kurtardık. Sonra çıkıp anlayışsızlığı üzerine biraz sert konuştum. Birazdan fazla olabilir. Yani dürüst olacağım. Kavga ettiğim insanlar oldu. Çünkü benim önceliğim önce bebek, sonra sizler arkadaşlar. Ebeveynler tamam. Bizim ülkemizde biliyorsunuz doktora saygı yok. Çocuk ölse bile suçlusu doktor gibi gösteren. Bir tane böyle bir olay var. Yine isim vermeyeceğim bir yerde oluyor. Bebek bekletilmiş bir çocuk diyeceğim. Çok üzücü bir anımdır. Bekletiliyor. Anne karnında bekletilmiş. Yok, bu bayağı. Ben çünkü 18'e kadar bakabiliyorduk bir dönem. Şimdi 15 oldu. Şimdi ben tamamen yeni doğan, sadece yeni doğan bakmayı seviyorum. İstiyorum diyelim. Hepsini çok seviyorum ama artık öyle çalışıyorum ve çalışmak istediğim şekil bu. Müdahaledeyiz. Bebek diyorum, hepsi çocuk, bebek yani canlılar ama geldiğinde kalp yok, mor geldi. Resütasyon maksimum sürede yaparım. Buna inanan biriyim. Çünkü bebekler yolun başındalar ve şansı hak ediyorlar çocuklar. Mucize bebeklerim var, çocuklarım var. Ve o hastamızı çok acı bir deneyimdir. Kaybettik ve ben gerçekten acı çekiyoruz. Ekipçe acı çekiyoruz. Yani ortalığı görmeniz lazım. Kalp masajı, o bir sürü şey oluyor. Görürsünüz bazen paylaşılır. Hekim ve sağlıkçı ne yaşıyor diye. 30 saati aşkın süreler uykusuz. İşin eğlenceli kısmında tabii acı. Acı tarafı var. Bunu da anlatmak zorundayız. Bunlar oluyor. Ve aileye çıkıp kaybettiğiniz bilgisini verdiğinde ben saldırıya uğradım. Vurmaya çalıştı. Ve ben şey bile çağırmadım. Güvenlik. Çünkü kendimi koruyabilen biriyim. Hiç öyle bir şey ya başıma geldi ama kendimi koruyabilirim. Anladım onu, acısını. Ama devamında yaptığı çirkinlik, tehdit. Öldüreceğim sizi. Yani bunlar çok üzücü ya. O zaman benim gibi birisi de, çok sakin değil, koç yükselenim var benim. Orada çıkıyordu. Artık onu biraz kontrol ediyorum. Çünkü insanların sabırsızlığı var. İnsanlar acılarını çıkarabilecekleri yere yöneltiyorlar. Ama bu sağlıkçı olmamalı. Hata yapan sağlıkçılar da vardır. Hata yapan hekimler olduğu kadar işini düzgün yapmayan kasap da vardır. İşini kötü yapan inşaatçı da vardır. İşini kötü yapan kuaför de vardır. Hepsini öldürelim mi, saldıralım mı arkadaşlar? Hayatınızı emanet ediyorsunuz, evet. Ama bizim de ailelerimiz, bizim de sorunlarımız, bizim de hayatlarımız var. Biz robot değiliz. Yani bana şu söylenmemeliydi bir gün. Çocuk BT'de ve ben müdahale ederken yanlış bir information'a yemekte denmiş ki yemek yeme hakkımız vardır. Doktor yemek yer mi dedi hasta yakını. Robotuz dedim. Çocuğum hastalandı. İşe gidemedim. Randevularımı kapattım. Bunlar konuşmak istiyorum. Randevularım kapatıldı mecburen. Çocuğum çünkü ateşler içerisinde havale geçirme riski var. Herkesin çocuğu gibi. Saygın zannettiğim takipli hastalarım biliyorlar kendilerini bence. Bu bir sitem. Nasıl bize haber verilmez? Benim çocuğum sabaha karşı 4'te ateşlenmişti. Çok acıydı bu. Çok ağladım. Çok üzüldüm. Çok bağırdım. Çok kavga ettim. Anlamsızdı. Anlayış bekliyorum. Hekim arkadaşlarımla anlayış beklediğim herkesten. Yani bunu buraya söylüyorum. Çünkü ben vicdanın bu işte çok önemli olduğuna inanıyorum. Hekimliği sürdüremediğim bir dönem oldu. Çok kızgındım. Cinayetlerin arttığı bir dönem. Cinayetti çünkü onlar. Evet. Kimse ölümle cezalandırma hakkını
vermiyor kimseye. Böyle bir dünya yok. Adalet, hukuk bu olmalı. Herkes için olmalı. Kimse kimseyi bu kadar rahat odasına kadar takip edip öldürmemeli. Buna hakkınız yok. Bunu yapanlara sesleniyorum. Ama hekim dövdük diye sevinmek, bu sizin için kötü bir şey. İnanın, Türk hekimleri değerlidir ve boşuna bize emanet etmedi sevgili atamız sizi. Bence kıymetimizi karşılıklı bilelim. Kesinlikle hocam. Tebrik ediyorum sizi. Ben de sizi. Buna şans sağlık. Verdiğiniz için. Yüreğinize sağlık. İçimde bunlar. Çok anlatıyorum. Kendi çevremde, hekim arkadaşlarım da yorgun. Hepimiz yorgunuz. Birbirimizin yüzüne konuşup arkadan yanlış şeyler yapmayalım ya. Ben çok olduğum gibi biriyim. Kavga ettiğimi bile anlatıyorum bakın. İçime bakın, arkayı görün. Ben hayatta misyonum gri sevmem. Hep söylediğim bir cümle, yine söyleyeceğim. Gri renk kıyafette bazen kullandığım bir şey. Ama onu bile sevmiyorum. Neden? Gri olmamalı bir şeyler. Neyse odur. Yani dürüst olalım. Birbirimize açık olalım. Bazı kabul edilebilir griler vardır. Çünkü orada esnek olmazsanız challenge'lar, yani duvara da yumruk atmayalım. Yani orada geçişler, esnemeler, ben de öğrendim. Ben bunları yaşantılayıp öğrendim. Diyorum yani 2009'dan beri uzman hekimim. Asistanlık eğitimim çok sert ve çok iyi. İyi ki sertti. Hiyerarşikti ve çok güzel eğitim aldığıma inanıyorum. Hepsi çok değerli. Sonsuz sevgiler, saygılar camiaya. Ama bu camia da üzülüyor bazı şeylerin düzenlememesine. Ama bizim elimizde. Yetiştireceğimiz çocuk da. Ben böyle anlatarak kendi çevremde de yapmaya çalışıyorum. Bazen çok geriliyorum. İnsanım ya. Yani bizim insan olduğumuz unutulmamalı. Ailelerimiz var. Çocuğum, çocuk doktoru olarak çocuğumdan çok büyük zamanlar çalarak yaptım çok işimi. Çok haklısınız. Babası da genel cerrah. Biz birlikte olmasak da evladımız değerliydi ve bunu anladığınızda evladınız şu soruyu sordu. Doktorsun ama çocuk, ama ben de senin çocuğunum. Hikaye böyle bir şey. Hocam teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sonu çok duygusaldı. Hepsini seviyorum yani. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, hocam çok duygusallaştı. Biraz çocuklar hassas nokta. Yeni bir canlı yayında yeniden bir araya gelmek dileğiyle biz ağlamaya çıkıyoruz. Biraz öyle. Anneler olarak, prematüre annesi ve anne prematüre doktoru olarak. Harikasınız. Güzel bir dünya istiyorum çocuklarımız için. Eminim hepimiz istiyoruz. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Hassas olmamız gerekiyor. Tabii ki sıkıştığımız yerlerde biz de detoksumuzu yapalım. Ama birbirimize saldırmadan, ben de yaptım. İnanın özür diliyorum. Yani burada bu fırsat varsa eğer, kimin kalbini istemedendir. Kova burcuyum çünkü bilinçli olarak kişilere saldırmam. Olay beni üzmüştür. Hasta odaklıyım. Birilerinin canını yaktıysam hepinizden özür diliyorum kendi adıma ben. Umarım kabul edilir. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ediyorum. Yeni bir canlı yayında yeni konuğumla tekrar devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere.